Hocam izleyicimiz 400 bine yakın bankada paramız var. Bunun zekatını ne kadar veririz? Onda bir şey 40'ta birini. Yüzde iki buçuğunu veririz. Eyvallah. E, hesap istiyorsa ne eder? 40'ta biri 400 binin 10 bin lira ver. Eyvallah hocam. Hocam seyircimiz toplu olarak fabrikalarda kesilen tavuk gibi tek seferde çekilen besmele hepsine yeterli oluyor deniyor. Bu doğru mudur demiş. Başka ben. çare de yok zaten. Başka çare de yok. Bu umumi belva haline geldi. Ve e, burada önemli olan şey bu hayvanın kesilmesi. Eyvallah. Besmele şeye basarken bu prize pişe neyse, Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman tamamına şey yapmış sayılır deniliyor. Evet. Peki hiç besmele çekmeden basarsa, unutursa bir şey olmaz zaten. Eyvallah. Unutmadan bile bile besmele çekmese Şafii mezhebine göre yine helaldir o. Ve günümüzde de bu umumi belva yani kaçınılması mümkün olmayan yaygın bir hareket hale geldi. Çünkü bu kadar çok tavuğun insan eliyle kesilmesi, yolunması şu bu filan pek mümkün değil. E, fabrikalar bunu böyle yapıyorlar. E, i̇nşallah bir sakınca olmaz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz 10 yıl önce hacca yazıldık. O zaman o zaman durumumuz müsaitti. Şimdi ise Kur'an'ın çıkması durumunda biz müsait değiliz. Bize hac düşer mi demişler. Hayır. Yani müsait olmayınca, hali vakti yerinde olmayınca o şey düşmüş olur. Sorumluluk, Sorumluluk düşmüş olur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz anneannem vefat eden dedemden kalma çocuklarının da hakkı olan kiralık evlerden aldığı parayla fitresini vermek istiyor daha mallar bölünmedi. Verebilir mi demişler. Çocukları ver anne malımızı deyip de o vermediyse onların evet. hakkı var onda. Evet. Ama hakkı var. O her çocuğun kendi payına ait olan kısmı o çocuğun malı sayılır. Onun içinde anne annannesinin kendi malı da var. Onun Tabii. payı da var yani evet. dededen 8'de bir hakkı var. Evet. o o kendi hakkından vermiş olabilir o fitresini. Ya yani bunu yani çalmış para, çalıntı para gibi falan, çoğu azı falan Öyle düşünmeyiz burada. Hocam bu mirasta bazen işte hemen bölünüyor, bazen yıllar yıllar geçiyor. Burada dinimizin tavsiyesi nedir hocam? Hemen yani şimdi bakın hem dinimizin gereği hem de e, işin e, sosyal yönü diyelim, yani dünyevi yönü bakımından acele etmekte fayda var. Bir, dinimizin gereği. Kişi öldüğü zaman... O ölenin bıraktığı malda mirasçıların hakkı sabit oluyor. Eyvallah. Ha, yani teçhiz tekvin yapıldı, defnedildi, varsa vasiyeti yerine geçirildi, geriye kalan mal, para, para neyse mirasçıların hakkıdır. Ve her hak sahibine hakkını ver. Eyvallah. Ve Vatdul kulladi hakkım hakkı. Eyvallah. Selman ha, Efâresinin Farisi'nin sözü var değil mi? Eyvallah. Her hak sahibine hakkını ver. Şimdi şey de. Ee, geciktirildiği zaman bu hak yeme söz konusu oluyor. Ve genelde de bunu maalesef abiler yapıyor. Bize gelen şikayetlerde öyle. Babamız öldü, abimiz bizim hakkımızı vermedi. Senelerdir kullanıyor, bize bir şey vermiyor. Bu kul hakkıdır bu. Eyvallah. Dolayısıyla bir an önce paylaşmak herkesin hakkını eline alması esastır. Peki geciktirdikleri zaman bir defa bu hak edası gecikmiş oluyor. Evet. Burada bir hak yeme söz konusu oluyor. Eğer birileri yiyor, ötekileri mahrum kalıyorsa. Ama şöyle yaptılar. Diyelim ki miras olarak kalan mal e, kiraya veriliyor, kirasını bölüşüyorlar. Ha, burada belki hak yeme söz konusu olmayabilir. Ama şu sıkıntı var. Bu mal bölüşümü geciktik sıra, anlayış, hoşgörü, fedakarlık ortadan kalkıyor. Eyvallah. Yani ana öldü, baba öldü. Onun sıcaklığı, onun hatırası. insanlar biraz üçe beşe bakmıyor tabiri caizse. Bölüştükleri zaman razı oluyorlar. Ama bu iki sene, üç sene, beş sene geçince bir mirasçı sayısı artabiliyor. Tabii. Yani birinci derecede mirasçı olan ölüyor. Onun çocukları kalıyor. Hadi eskiden bir kişi varsa orada şimdi beş kişi oluyor. Ve bunları bir araya getirme, toplama, razı etme bilmem ne. Epey bir güçlük olur. O yüzden o açıdan da bir an önce yani paza geçmeden yani tabi bu örfi matem evet yani o tabi dinin bir gereği olarak söylemiyorum. bunu da var bu yani o geçtikten sonra bölüşülmesinde fayda var. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam izleyicimiz eniştem iki yıl önce rahmetli oldu geriye de bir miktar para bıraktı biz de çocuklarının geleceği için bu parayı altın olarak bankaya yatırdık. Bu çocukların ikisi yetişkin, ikisi de küçük. Bu altının zekatını vermemiz gerekir mi demişler. Şimdi yetişkin olanlar kaç yaşında? Yetişkin olanlar kaç yaşında? Eğer ergenlik çağını aşmış iseler. Evet. Ve onların payı, bankadaki payı nisabı geçmiş ise ve o nisabı geçen miktarda da o çocukların Hayca asli ihtiyaçları çıktıktan sonra geriye kalan nisaba ulaşıyorsa onların payının zekatı verilecek. Eyvallah. Yani yetişkin olanların. Ama küçük olan yani ergen olmayanlar çocukların için zekat vermek gerekmez. Eyvallah. Hocam. Teşekkürler. Ama şavilerde o küçükler için de zekat vermek gerekiyor. Evet. Sağ olun hocam. Hocam yine meşhur sorulardan birisi geldi. Bankanın verdiği promosyon parasını nerelerde kullanabiliriz? Eğer fakirsen istediğin yerde kullan. İhtiyaç yani zekat alacak kadar fakirsen. Onu öyle kayıt koyuyoruz. Olur hocam. E, değilse fakirlere ver. Eyvallah. Bizde o daimi soru bizim de daimi cevabımız bu. <laughs> Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Hocam izleyicimiz elimde sinir sıkışması var. Ameliyat geçirdim elimin ıslanmaması gerekiyor. Namaz kılmak istiyorum ancak nasıl abdest alacağımı bilmiyorum. Anlatabilir misiniz demişler. Şimdi o suyun değmemesi gereken yeri ve suyu iyileştirmez. Ona ulaştırmaz. Tabii bunu eğer çıplak elle koruyabilirse öyle korur. Eyvallah. Yani diyelim ki parmağın ucunda. Ne yapar? Musluğun altına elini tutar. Bu şekilde. Oraya suyu değdirmeden ed diğer tarafları yıkar. ha Eğer e, çıplak elle e, ona engel olamıyorsa eline eldiven gibi falan bir şey giyer. Ve onun dışındaki yani o lastik eldivenler var ya. Evet hocam. Onu giyer bu ben bir şey olarak. Yani o yaralı kısma suyu dokundurmaz. Ve o yaralı kısmın üzerine bir şey sarıp mesh edebilir. Mesh edebilir. Yani e, eskiki gibi değil yani ıbrıkla su döküp bir elinle bir elinle abdest su alma falan değil. Yani çeşmenin altına elimizi tuttuğumuz zaman, Tabii. ıslandığı zaman orası. Oğalama, oğalama, oğalamak sünnettir. Ama oğalamasak bile abdest abdesttir. Eyvallah. Diyelim ki bu oğalamıyor. Elinin biri sakat olduğu için öteki kolunu oğalamıyor. Ne yapar? Onu musluğun altına tutar, ıslatır. Öteki kolunu, ayağını eliyle oğalar. Hocam, Sağlam eliyle. Gusül içinde aynı durum. Aynı şey. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz demiş ki teyzem vefat eden anneannemin adına hacca gidebilir mi? Bu şekilde anneannemin adına hacı yapılmış vazifesi yerine getirilmiş gidebilir, olur mu? Gidebilir. Gidebilir. Eğer giderse de anneannesinin yerine hac yapılmış sayılır bu. Peygamberimizin döneminden bunun örneği var. Vekalet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam izleyicimiz dinimize göre faiz sadece kredi çekmekle mi ilgilidir? Yoksa başka şekillerde de faiz söz konusu mudur? Faiz, faiz yasağının kapsamı nedir demişler. Şimdi faiz nedir? Akit sırasında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Eyvallah. Yani bir işlemin faiz sayılması için akit kurarken yani borç verirken, mesela bu bir akittir borç verilmemek, o esnada şart koşulan ve bir de karşılığı olmayan fazlalık. Yani ben sana şimdi bu 100 bin lira veririm ama yeni sene bunu 150 bin lira olarak alırım dediğimizde parayı verirken akit esnası o şart koştuk. Evet. 50 bin lira fazlalık koyduk. Bu 50 bin liranın da karşılığı yok. Eyvallah. Ama ben bu, sana 100 bin lira para ve şu bilgisayarımı da veririm ve senden 150 bin lira alırım dediğimiz zaman bu faiz olmaz. O 50 bin lira o bilgisayara karşılık olmuş olur. Örnek verdim. Ha, şimdi peygamber efendimizin bir hadisi var. bak. Kullu gardın cerra menfaaten fe Eyvallah. Yani menfaat sağlayan her türlü borç faizdir. Yani sen birine borç veriyorsun ama senin işinde iki 3 gün çalışmasını şart koşuyorsun. Borç veriyorsun efendim senin evinde biraz oturmayı şart koşuyorsun bilmem ne. Bunlar da faizdir. Ve faiz illa kredi çekerken olmaz, para verirken de faiz olur. Yani sadece kredi çeken vermiyor. Öbür taraftan kredi bazen insan borç alan da faiz veriyor. Borç verip de fazlalık alan da faiz almış oluyor. Bir de bu şüpheli şeylerden de kaçınmak lazım. E günümüzde doğrusu bayağı sıkıntılar var bu faiz konusunda. Bir hadis-i şerif var. Öyle gelecek ki diyor, öyle bir gün gelecek ki bu faizin tozunun bulaşmadığı kimse neredeyse kalmayacak. Acı. Çok acı. Ha, yani niye? Çünkü sistemle din beraber yürümüyor. Yani sistem kurulurken ki bu global olarak düşün dünya başı, başı çapında, ülke çapında düşünün. Sistem kurulurken o dinin hükümleri hiç dikkate alınmamış. Öyle olunca da mecburen yaşıyorsun, mecburen para harcıyorsun, mecburen para alıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun ve bu yaptığın işlerde de maalesef bir şekilde bulaştığı olabiliyor. Tabii insan elinden geldiğince bundan uzak kalmalı. Efendim, eee mecbur kalmadıkça kesinlikle yaklaşmamalı ve o şekilde kendisini korumalı. Yani bu e, kredi çekmenin dışında işte bu hadis-i şerifte söylediğim Menfaat sağlayan her türlü borç faizdir. Eyvallah. Ne o menfaatin cinsi ne olursa olsun. Öyledir. E, Almakta, vermekte haramdır faizi, caiz değildir. Eyvallah. Hocam bu altınlarda, gümüşlerde burada mesela peşin olma gibi durumlarda da faizlik ya da vadeli o. Ha o doğru. Şimdi iki türlü faiz var. Bir fazlalık faizi var, bir de veresiye faizi. var. Evet hocam. Bunun fazlalık faizine ribel fadl denilir. Veresiye faizine de ribenlesiye denilir. Ya ne demek bu? Peşin aynı cins mallar tartılan veya ölçülen mallardan aynı cins olanlar birbirleriyle değiştirilirse evet. peşin olması lazım ve eşit olması lazım. Eyvallah. Yani ben patates verip patates alıyorum. Birisi 20 kilo, birisi 22 kilo olmaz. Peşin peşinde olsa olmaz. Faize girer. İyi ama birisi kaliteli, öteki kalitesiz. Ha o zaman sat, paraya çevir, öyle al. Peygamber Efendimiz'e Hayber'den hurma geliyor. Eyvallah. Oranın e, vergisi olarak geliyor. Malum Hayber fethedildikten sonra Yahudilere bırakıldı. Onlardan vergi almıyor her sene. Ona haraç deniyor. Evet. Ve çok kaliteli bir hurma. Diyor ki, Hayber'in hurmaları hep böyle mi? Hayır ya Resulallah diyorlar. Böyle değil ya. Biz o adi olan ikinci sınıf olan hurmadan iki ölçek veriyoruz, bundan bir ölçek alıyoruz. Ha öyle yapmayın diyor Peygamberimiz, öyle yapmayın. Onu satın parasıyla bunu alın. Eyvallah. Yani cinsi değiştirin. Şimdi yani aynı mallar. peşin olursa birbirlerle değişim caizdir, ama eşit olması lazım. Peki biri peşin birisi veresiye şey olursa eşit bile olsa o da faize girer. Eyvallah. E şimdi altını, altına değişiyoruz. Peşin olacak. Yani aynı mecliste e, her iki altın da el değiştirecek. Birisi şimdi, birisi sonra olmayacak. Buna sarf diyoruz. Sarf vaktinde böyle bir incelik var. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz hocam.